size bir şarkı söyleyeceğim. Bu şarkının adı benim hafızamda bana memuah. Yaşananlar bizim hatıralar. Milletlerin çimentosu dildir, kültürdür, tarihtir. Ve bunun için milleti millet yapan değerlerimizi bugüne getiren Türkçe olimpiyatlarıyla çok değerli hocalarımıza, öğrencilerimize, çocuklarımıza ve velilerine, anne babalarına teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Soulagés, la pression qui redescend et on est très heureux de ce qu'on a fait, on est très content. Très heureuse, donc c'est ma première année que je participe aux Olympiades et j'imaginais pas du tout comme ça, enfin, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais et je suis super heureuse, c'est beaucoup d'émotions et ben voilà. C'était notre première expérience en tant qu'instrument qui est une nouveauté cette année dans les Olympiades. Vraiment, c'était un spectacle de très haut niveau, avec des jeunes chanteuses quasi professionnelles. Et j'ai rencontré énormément de gens très intéressants. Donc je suis très contente d'avoir participé à cet après-midi. Merci beaucoup. Gösteri yaptılar. Bir de ayrıca kendi çocuğumuz da şeyde vardı. O katıldı. Onun için bayağı heyecanlıydı. Nasıl? Çok mükemmeldi. Bu kadar güzel olacağını ben tahmin etmiyordum. Sadece televizyonda bu kadar güzel çıkacağını düşünüyordum. Onun için bütün emeği geçen arkadaşlara, hocalara tebrik ederim. Tamam. Öncelikle buraya gelen Türkiye'den özellikle büyüklerime teşekkür ederim. Ve Fransa'nın dört bir yanından gelen abilerime, ablalarıma ve özellikle aileme tekrar teşekkür ederim. Mutluyum. Geçen senenin birincisi olarak katıldık.
İşte güzel bir organizasyon. Çok mutluyum. Geçen sene birinci olarak katıldım yine bu sene. Mutluyum. Güzeldi. Güzeldi. Bayağı heyecanlı geçti. Her şeyden önce şu anda 3000 kişilik bir salonda Lyon'un çok seçkin bir kitlesinin davetli olduğu bir coşkuyu paylaşıyoruz. Gerçekten Türkçe olimpiyatlarına ve bence Fransa finaline yakışır bir başlangıç olacak diye ümit ediyorum. Başladığı zamanlarda özellikle Türkçe olimpiyat kavramı, olimpiyatlar aslında hem bir yarışmayı ama yarışırken de barış ruhunu ve kardeşliği tesis etmesi açısından son derece anlamlı. Gelecekte bu çocuklar bizim uzaktaki akrabalarımız, uzaktaki yakınlarımız olarak yetişecekler. Biz de bir yere gittiğimiz zaman artık sadece Türkleri aramayacağız. Türk okulu mezunu gençleri de arayacağız yardımcı olmaları açısından. 50 yıl önce Fransız okulları Türkiye'de vardı ve hem Fransız kültürünü tanıtmak, iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu katkı sağlamak adına bir arada aynı dili konuşmak, aynı kültürü paylaşmak son derece önemli, anlamlı. Aslında batılı devletler bu dilin ve kültürün tanıtılmasının anlamını, okullar yoluyla yapılmasının anlamını çok önce keşfetmişler. Biz maalesef bu konularda hem çok geç kaldık hem de sivil bir inisiyatif olarak başlayan bu süreci çok da desteklemedik. Doğrusunu isterseniz çok küçük bir inanan grup, bu işe ideal olarak bakan bir grubun hayalleri olarak bakılıyordu. Ama bugün o hayallerin gerçeğe döndüğünü görüyoruz. Fransa'da son derece seçkin bir davetli kitlesinin burada bulunması, bu kadar özel bir yerde, bu kadar insanın katılımıyla bir program yapılabiliyor olması çok çok büyük bir başarı. Aslında bizim siyaset olarak, siyasetçi olarak yıllarca, belki 10 yıllarca çaba gösterip de elde edemediğimiz neticeyi dostluk adına, bakın çünkü sonuçta ben dostluk grubu başkanı adına konuşuyorum, dostluktan bahsediyorum. Ülkeler arası dostluk adına gösteremediğimiz muvaffakiyeti bu tür organizasyonlar, bu tür kültürel faaliyetler ve gönüllü arkadaşların gayretleri ve hizmet aşkıyla inanın 10 yılda yapamadığımızı belki 1 yılda, belki çok daha kısa sürede elde etme şansı buluyoruz. Bu tür organizasyonlar bizim işimizi, siyasetçinin işini çok daha kolaylaştıracak. Hatta mümkün mertebe siyasi müessesenin siyaset kurumunun bu tür organizasyonlara, bu faaliyetlere ve bunlara bu faaliyetleri organize eden arkadaşlara çok daha fazla destek vermesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü gerçekten bunun semeresini biz belki bugün küçük bir şey olarak görünebilir ama bunun semeresini biz inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla alacağız ve geriye dönüp baktığımız zaman bu arkadaşlar ne kadar güzel işler yapmış deyip onlara bir kere daha teşekkür etme fırsatı bulacağız. Sadece Türkiye'deki işte yaz aylarında yapılan bir etkinlik olmaktan çıktı. Türkiye'deki insanlara hoşça vakit geçirmek olan çıktı. Artık çok büyük bir organizasyon, dünya çapındaki bir organizasyona dönüştü. Çünkü sadece dediğimiz gibi o süreci kapsamıyor. Onun öncesinde çocukların geldiği ülkelerden de artık bu bir şenlik, bir şölen havasında geçmeye başladı. Çünkü buradaki seçmelerde bugün Fransa'dayız. Ama dünyanın her yerinde, tüm okullarda bu çocuklar Türkçe öğreniyorlar. Öğrendikleri dilin, lisanının kültürünü öğreniyorlar. Geliyorlar ülkemizde vakit geçiriyorlar. Ve bunlar tabii çok önemli gelişmeler. Bunlar ilerisi için şu an ekiyoruz esasında. İleride bunları biçeceğiz. Çünkü bu çocuklar ileride buradaki kendi ülkelerinde siyasetçi olacaklar, akademisyen olacaklar, kültür insanları olacaklar. Bunların ileride Türkiye'ye çok büyük bir sempati duyacağı, Türkçe bilen insanların olacağı. Aslında biz kendimize bir ordu yetiştiriyoruz. Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi seven, adetlerini bilen, örfünü bilen çok önemli bir hizmet veriliyor buralarda. Ben bunlarda emeği geçen tüm hocalarımıza gerçekten büyük minnet duyuyoruz, büyük şükran duyuyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu fedakarlık istiyor. Yurt dışına gidip yaşamak kolay bir şey değil. Oralarda gidip insanın vatanından, toprağından ayrı, geleneklerinin ayrı vakit geçirmesi, oralarda yıllarca kalması kolay bir şey değil. Ben de yurt dışında kalmış bir kardeşiniz olarak biliyorum bunu. O yüzden bu fedakarlığın neticesinde Rabbim inşallah emeklerini boş çıkarmasın diyorum. Başkonsolosluğu ve bizim sorumlu olduğumuz yakın bölgelerde yaklaşık 140 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu da önemli bir topluluk. Tabii biz bu vatandaşlarımıza her zaman Türkçeyi öğrenmelerini telkin ediyoruz. Çünkü
yurt dışında yaşayan Türklerin belli bir noktada tabii ana dillerini öğrenme sıkıntıları var. Dolayısıyla bu tür Türkçeyi ön planda tutan etkinliklerin, Türkçe olimpiyatları gibi son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü vatandaşlarımıza Türkçenin ne kadar önemli olduğunu, kültürlerin ne kadar önemli olduğunu, milli manevi değerlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Entegrasyon önemli. Entegrasyonun bir ayağı yaşadığınız ülkede Fransızca'yı öğrenmek, çünkü Fransa burası. Ama diğer taraftan da Türkçe'yi unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Türkçe-Fransa olimpiyatlarının bu bağlamda entegrasyona katkı sağlayan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Türkiye, deploy une diplomatie très active, une diplomatie économique, je dirais, très active, tant sur le continent africain que sur le continent européen. C'est pour preuve les bonnes relations qui existent entre la Turquie et le Sénégal. Et ce qui illustre là, il y a la dernière visite de nos deux premiers ministres, du premier ministre turc et du premier ministre du Sénégal en Turquie. Donc on relève une très forte dynamisme de la diplomatie turque. Yine bir şairin dediği gibi, bir selam ver güneş doğsun, bir selam ver sabah olsun, bir selam ver yüzün gülsün. Biz de buradan bu bezmin, bu güzelliğin, bu meclisin ta diğer diğer uzaktaki manevi mimarına buradan selam gönderiyoruz. Yine buradan Sri Lanka'da, Pakistan, Pencap'ta, İslamabad'da, Beni Buhara'da, Kazakistan'da, Afrika'nın kızgın çöllerinde görev yapan, görev alan selam ehline de buradan selam götürüyoruz.